haber sitesi www.bitlisdetay.com baskılı yayın hayatına başladı. Siz de gazetemizde yer almak istiyorsanız bize ulaşın. Telefon 0553 412 2095 0542 468 32 13 Mail bitlisdetay@gmail.com Bitlis Detay Gazetesi, yeni nesil gazete. Yani aday olacak şahsiyetlerden Adil Cevaz için ne istersiniz? Neler yapılsın Cevaz, istersiniz? Adil Cevaz genç bir belediye başkanı gelse hizmet görür. Hizmet olur. Biz Badin Alagey tercih ediyoruz. Genç bir çocuktur. Ha, hizmete bir ara Aydınlı'da belediye başkanı yapmış. Güzel bir hizmet yapmış. Onu tercih ediyoruz yani AK Parti için. Çok önemlidir. Adil Cavaz'ın neye ihtiyacı var diye. Adil Cavaz bir sorumlu inşaat sektörleri proje vermiyorlar. Onun ihtiyacı var bir. Bir de sulama, baziler, sulama yerleri, parki taş, mahalleler. Onu eksik. Yani üst yapılardan söz ediyor. Ha, üst yapılardan. Onun eksiği var. Yollardan falan söz ediyor. Yollarda. Onu eksik. Adil Cavaz'ın yollara ihtiyacı var. Tabii ihtiyacı var bunun. Bunun ihtiyacı var. Yol var, ne şey var. Ben bunu tercih ediyorum. Yapılara ruhsat verilmiyor. Ruhsat da büyük bir para istiyorlar. O para dolayla müteahhitler yapmıyorlar inşaatı. Bakılat güzel bir ilçe olmuştur. Adil Cavaz geri kalmış. Yani yapıya izin verilsin diyorsunuz. Genç bir belediye başkanı gelse bunu güzel bir hizmet yapabilir. Benim tercihim o. Bizim de ümidimiz, ben amacımız. Ben iki dönem muhtarım. Benim tercihim o tercih, o adamı tercih ediyorum. Hayırlısını diliyoruz biz. Aha, ona da bütün adaylarımıza da, aday adaylarına da. Bir ara birkaç tane belediye başkanı geldi. Bütün paraları iptal ettiler. Hiç hizmet de yapmadılar. Ondan sonra onu tercih etmiyorum, ben tercih ediyorum. Biz Adil Cavazcılar olarak hizmet bekliyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Bizim beklentimiz mesela Adil Cavaz'ın gençleri iyi bir şey yapmasını bekliyor. Ama ancak hepsi İşkur'a mahkum edildi. Adil Cavaz'a İşkur değil de iş sahasının açılmasını istiyoruz. Aynen. Adil Cavaz'a gelen hizmetin mesela yanı başımızda Ağlat var. Adil Cavaz gerçekten bir köye geri dönüşüm var. Ben mesela hatırlıyorum burada 6-7 yaşlarında gelirken Adil Cavaz şu anda 40 yaşlarında aynısının yerinde sayıyor. Adil Cavaz'a bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış. Tabii ki herkesin istediği gibi biz de bir şeyler istiyoruz. Yani Adil Cavaz'a hastane yok, ofis gitti. Efendime söyleyeyim, bankalar yok. Adil Cavaz, yani çalışma imkanları tamamıyla çekildi gitti burada, bitti diyorsun. Kesinlikle, köye döndü. Şu anda müteahhitleri soruyoruz. Müteahhitler diyor ki bize kat sayısını vermiyorlar. Ben gelip 5 katlı, 4 katlı bir bina yaparsam burada kime ne satacağım, ne iş yapacağım? Biz hep dışarıya gidiyoruz. Mesela gidip İzmir, İstanbul, Ankara'da çalışıyoruz. Gençlere bak, bir etrafında dün gençlere bak. Çalışıp getirip Adil Cavaz'a yiyoruz, gidiyoruz. Yani turist Adil Cavaz olarak hizmet anda, istiyoruz. Tabii ki Adil Cavaz olarak hizmet istiyor. Şu anda Adil Cavaz'ın İzmir, İstanbul, Denizli turistlik yerine hiçbir farkı yok. Ama Adil Cavaz'da hiçbir şey yok. Ben onu sana söyleyeyim. Oldu, teşekkür ediyoruz. Bir de sizden sonrakilere de biraz mikrofonu uzatalım. Selamun aleyküm. Emten Azbik'in. Cimşit Keser. Halil Cimşit, salı 2019'da da evi bir hebcartın eki çebe jiboy belediye. Tu çit kvazi jibon Ercavazi belediye ku Ercavaz'a çiçeke çit kvazi çit Ercavaz'a da hebe. Hatta nasıl çi kvazi ya ku çiçeği bir emir uçuna çi bu kvazi niye çabe. Hem bu kvazi ne naz ne denge kvazi. Hem kan ne kvazi bana ama adam kare. De kerem ke, kerem kerem. Emten az sizi tanıyorum. Merhaba, hoş geldin Vahdettin Arlı. Karşı yakalayayım. 2019 Şubat 31'de, Mart 31'de bir yerel seçim olacak. Evet. Belediyeden beklentilerimiz nelerdir? Muhtarlardan, belediyeden seçilecekler. Ben iki dönem muhtarlık yaptım. Evet. Bak iki dönem. Vahit Kiler buraya hiçbir şey yapmadı. Yalnız yayını kesme ha bak. Hiçbir şey yapmadı. Bak gelen de, Adil Cevaz'a bir iş yapmadı. Doğrudur, olabilir. Bak eğitim olarak normaldir. Sağlık tarafında bak, şu an bizim hastanemizde bir doktor yok. Evet, söyleyelim bunları. Ha, toplum olarak ben diyorum, kişisel değil. Evet. Kömür istemiyorum, şeker istemiyorum, çay istemiyorum. Kendi şahsıma değil, toplum olarak. Topluma istiyorsun. Ha, topluma istiyorum. Ne güzel. Ha, toplam hiçbir şey bak, belediye zaten yok.
Belediye hiçbir şey yapmamış. Bundan sonra hiçbir şey de olmaz. Ama seçmen de sizlersiniz yani. Seçmen bizleriz. Neden bugüne kadar? Bizler hep yanlış bak, hep yanlış. Bak yapılmıyor. Gelen bak gelen, Bitlis'e gelen yardım. Komple Motki, Hizan, Norşin, Tatvan'a gidiyor. Ahlat, Adil Cevaz'da hiçbir şey yok. Öyleyse bu seçimde. Başkan, başkan bak başkan, AK Parti başkanı. Hamdi Tümçü. Hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapamıyor. Ama sizler de oy kullanacaklarsınız. Yani sizlerin de bir şey yapması gerekmiyor mu? Yani içinizden birini yapabilecek birini siz seçin, bırakın oraya size çalışsın. Bak biz istiyoruz. Şey olarak bak çalışma olarak Adılcaz'a hiçbir şey yapılmıyor. Genel olarak bak bu bütün millet burada. Ha birisi el kartısını yok yapılıyor. Ha söyleyin bakalım. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonrakilere yapmaları için buradan mesaj göndermişizdir diye düşünüyorum. Doktor gönderir. Doktor. Doktor gönderir. Başkan Adil Cavaz'da günlük olarak Van, Tatvan Can'da, Bitlis'in iki tane hastanesinde hiç yoksa 300 tane insan oraya hastaneye gidiyor. Bir Adil Cavaz'a doktor gelsin. Başka ne? He? Başka her şey açılsın, her şey yapılsın. Hani söyleyelim, isimlendirelim ki belki buradan bizim de sesimiz duyarlar veya bak, adayları bunları kale alırlar. Bak eğitim olarak şu an hiçbir eksimiz yok. Evet. Her köyde de okul var, burada da var. Evet. Yalan sağlık yok. Sağlık açısından sıkıntılar var. Sıkıntılarımız var. Başka ne problemleri var acaba? Yardım gelsin, iş yapılsın. Yani burada gençlere bir iş sahası var. Bak sen şurayı görüyor musun? Bak burası merkezdir ya. Burası şehir. Bak kamera güzel çeksin. Oldu, teşekkür ediyoruz. Amcamız şunu söylüyor. Sağlık ile ilgili problemlerimiz var. Bunların çözülmesini istiyoruz. Ve iş sahaları, gençlerimizin çalışabileceği iş sahalarının açılmasını istiyoruz. Sizlerle beraber Adılcavazlara mikrofonumuzu uzatmaya devam edeceğiz. Sizi tanıyalım efendim. Selamun aleyküm ben. Aleyküm selam. Şöyle. Adılcavaz'ın Bahçedere köyünde oturmaktayım. Bahçedere köyündesiniz. Evet oturmaktayım. 2019 Mart 31'de bir yerel seçim düşünülüyor. Belediyeden, muhtarlardan, seçilecek şahsiyetlerden beklentilerimiz nelerdir? Neler olmalı? Abi belediyelerden beklentilerimiz nelerdir? Belediyenin bizim beklentilerimiz Adılcavaz'a iş imkanı getirmesi bir. Adılcavaz hiç gelişmedi. Ağlat örneğin bizim ufak bir ilçemizdir. Ağlat'ta şu an yapsatçılar iş yapabiliyor. Tüm fırsatlar ona sunulmuş. Ama Adılcavaz'a hiçbir imkan verilmemiş. Belediyenin buna el atması lazım. Önünü açılması lazım. Yapsatçılara fırsat vermesi lazım. Belediye bunları önünü kesti. Hiçbir belediye başkanı Adılcavaz'a hiçbir iş yapmadı şimdiye kadar. Bunu hepimiz biliyoruz. Arkadaşlarımız da hepsi de şahittir. Adılcavaz halen aynı bir köy gibi ortada kalmış. Köyden bir farkı yoktur. 20 senede örneğin hastanemiz var. Onkoloji hastanesi. Adı onkoloji diye geçiyor. Git bir onkoloji doktoru bulabilecek misin? Bulamazsın, mümkün değil. Doktor yok içinde. Hangi doktor var? Gidin. Genel cerrahi desen yok. Dahiliye desen yok. Çocuğun ve kadın doğum desen yoktur. Hiçbir imkan Adılcavaz'a verilmedi şimdiye kadar. Belediye başkanları eğer gelip el atmaları lazım bu işe. Belediye başkanı almıyor. Hiç yardım etmiyor. Yardımcı olmuyor. Milletvekilleri Adılcavaz'a hiç el atmadı. Örneğin bizim bir Adılcavaz'da bir milletvekili dedik seçeceğiz. Bilis milletvekilimiz var. Sayın Vahit Kiler'e söylüyorum özellikle. Adılcavaz'a hiçbir iş yapmadı şimdiye kadar. Hangimiz söylesin bir işini göstersin. Sen muhtarsın. Bir iş yaptı mı? Yapmadı. Buraya sizi ziyarete geldiği zaman neden bunları söylemiyorsunuz kendilerine? Ya biz söylüyoruz ama suç aslında bizdedir. Adam aldı mı kazandı mı işi bitiyor. Suç biraz da halktandır. Halkın da birbirine destek olması lazım. Hiçbir iş yapmadı. Gez Adılcavaz bir köyden bir farkı var mı? Şimdi önümüzde seçimler var. Seçimler olacak ve adaylar var. Bu adaylardan bir tanesi derse ki ben bu bütün problemleri çözerim derse siz bu adaya oy kullanacak mısınız? Hayır, siz inanıyor musunuz? Onlar diyorlar ben el atacağım yapacağım. Siz inanıyor musunuz? Yani, 50 senedir bunu görüyoruz. Adılcavaz'ın köyden bir farkı yok. Hiç gelişmesi oldu mu? Bak hiçbir eski yeni bina var mı? Yeni yapı var mı? Adılcavaz'da hiç yeni yapı yoktur. Hiç yoktur. 15 sene, 20 sene hangisi geldiyse kendi parasını yedi, ondan sonra işi bitti gitti. Yani buradan adaylarına duyurulur. Yani duyuyorsunuz. Vatandaşı gerçekten duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Gerek yapı açısından olsun, gerek iş imkanları açısından olsun. Adılcavaz bu tür şeylere muhtaç. Artı bir de iktidar partisi yönetiyor burayı sürekli. Sürekli okutuyorlar ve 5 senedir üstte iktidar partisi yönetiyor. Ne yaptı? Hiç Adılcavaz'a çivi üstüne çakılmadı. Adılcavaz'a iş imkanı vermedi. Şu gördüğün gençler hepsi Adılcavaz'da boştur. Bir fabrika mı geldi? Gelmedi.
ne yaptılar? Bir iş sahası mı açtılar? İşkuru getirdiler, işkur. Bak bunu da ben özellikle değinmek istiyorum. İşkur adamları hep torpilli adamlar. Bak sözde kura çektiler. Sözde kura çektiler. Ben kendim şahit oldum ona. Adamın ismi orada yazılı, okulu yazılı. Ondan sonra biz kura çektik. Hiç kimsenin hakkını yemedik. Ya senin adamın aynı dönem 3 sefer üste yapıyor. Ya böyle bir haksızlık olur mu ya? Böyle bir haksı var. Adalet sizce var mı Türkiye'de? Sizin yani önümüzde seçimler var. Kendinizce iyi bir aday seçin. Bu sıkıntıları, problemleri giderecek bir adaya yani kullanın derim yani. Hassas. Allah sizden de razı olsun. Gelip soruyorsunuz yani Bitlis TV olarak gelip bizi soruyorsunuz. Yardımcı oluyorsunuz. Sürekli ara ara böyle gelseniz halkın dertleri dinleseniz, yardımcı olsanız, duyursanız sesimizi, duyursanız özellikle. Yani duyursanız mesela milletvekilleri Adil Cavaz'a ne yaptı? Belediye başkanları Adil Cavaz'a ne yaptı? Ne yaptı? Hiçbir iş yapmadı. Sen yarın hastaneye gel, ben bir doktor kaç hastaneye bakayım. Hastaneye bakın. İnanın değerli izleyenler, yani kime nereye mikrofonu uzatacağımı şaşırdım. Yani hepsi şikayetçi. Bilmiyorum. Bir an önce yani yetkililerin buraya gelmeleri gerekmiyor mu sizce? Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Adil Cavaz'dayız, Adil Cavaz merkezindeyiz. Kameralarımızı bizleri röportaj yaparken gören vatandaşlarımız akın akın gelmeye başladılar. Hastaneleri varmış, doktorları yokmuş. Onkoloji hastanesi. Bundan dolayı çok dert yanıyorlar haklı olaraktan. Bir de bir vatandaşımız var. Sizlerle beraber mikrofonu uzatalım. Biz Adil Cavaz için hizmet istiyoruz. Hani bugüne kadar hiç hizmet yapılmadı. Ne gibi hizmetler istiyorsunuz? Yani ahlat yanı başımızda. Hani hastanemiz var, doktorlarımız yok. Ondan sonra hani şu an hani esnaf dahil olmak üzere ölü. Hani hiçbir şey yok. Gittikçe göç veriyoruz. Hani sürekli göç üzerindeyiz. Biz bunlara evet yani. Gençlere iş imkanı sağlamak istiyoruz. Hani bunu istiyoruz. Bugüne kadar gelen şeyin de belediye başkanının da herhangi bir katkısı olmadı. Hani bu gidişle de olmayacağını da biliyoruz. Hani hep kendine yönelik kim geldiyse cebini doldurup çıkıp gitti. Hani bugüne kadar anladığım kadarıyla şunu istiyorsunuz. Bizi anlayabilecek, bizi dinleyebilecek, bizim sıkıntı ve problemlerimize çözüm getirebilecek. Evet. Atıyorum bir hastane ise, hastanede doktorumuz yoksa, doktorumuzu getiremiyorsa dahi getirmeye yardımcı olabilecek. Normalde ben evliyim. Burada kadın doğum doktoru yok. Ben eşimi taburdan nerelere götürüyorum. Hani adı üstünde onkoloji hastanesi ama hiçbir doktorumuz yok. Ne genel cerrah var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Bomboş. Hani buradaki yönetimin, buradaki belediye başkanlarının yani bugüne kadar gelen hiçbir insanın katkısı olmadı. Yani adaylara buradan seslenelim. Kendinize güveniyorsanız bu şekilde bunları da göz önünde bulundurun. Önemli olan bir problem hastane. Ve sonrası gençlere iş imkanı ve daha sonrası yapı. Yapı için yapılması gereken ne varsa burada halk bunları istiyor. Adaylara buradan sesleniyoruz. Bunları göz önünde bulunduraraktan müracaatlarınızı yapın. Yapabilecekseniz halkın karşısına çıkın. Şahsen ben bunu tavsiye olarak söylüyorum. Bu AKP'nin ilçe teşkilatından hiç razı değiliz. Bak geçen gün bir işkur oldu burada. Tüm memurların ailelerine işkur çıktı. Bizi gibi boşta gezen insanlara çıkmadı. Şu anda kime sorarsanız sorun. Benim evim kira. Benim iki tane hastam var. Hiçbir tanesi benden ilgilenmiyor. Hiçbir tanesi. Kura olduğunu biz biliyoruz en azından. Hayır, kura değil. Adam korucudur. Burada berber dükkanı var. Hanımına şükür çıktı. Adam belediyede kendisi memur. Arvadına şükür çıktı. Bunları hepsini biz tespit etmişiz. Yani kura olduğu zaman kura şahısları, işleri, mevkileri tanımaz. Kura şeffaf bir... Hayır kura değildi. Hayır kura değildi. Hayır kura değildi bu. Bu kura değildi. Adı kura. Adı kura. Elinizde belgeler varsa... Elimizde belgeler var. Ben makamlara ulaştırın. Ben bir evde... Elinizde bulunun. Bak abicim ben bir evde 3 kişiyi yazdırdım. Gittim kuraya, üçünün de ismi okunmadı. Bu kura değil. Gerçekten bu kura değil. Şimdi hayır değil. Siz de şöyle bir yanlışsınız. Yani 13 hayır, tane de yazdırsanız değil. Çıkmayabilir. Bu kura değil. Kurada bir bu sıkıntı varsa, delil varsa bunu hemen mahkeme makamına ulaştırın. Adam korucudur. Adam korucudur. Burada berber dükkanı var. Hanımı işkurdadır. Adam belediyede memurdur. Hanımı işkurdadır.
Bu adalet sizin. Demek istediğim şudur. Yani kura, hayır, kura kişiyi, şahısı, mevkiyi, evini, şuyunu, buyunu bilmez. Hayır, kura elini atarsın, çekersin. Kim gelirsedir. Eğer varsa bir şüpheniz, varsa bir deliliniz. Abi adaletsizlik Adil Cevaz'da var. Dinliyorum sizi. Ben şahsen bu Adil Cevaz'da ekmek bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum abi. Ben 3 ay... Konuşma sen. Sen konuşma. Sen özünü ortaya atma. Bak çok ağır konuşacağım ha. Namusuma çok ağır konuşacağım. Çok ağır konuşacağım. Özünü ortaya atma. Bitlis Detay Gazetesi, yeni nesil gazete. Şimdi iş merkezi kurulsa iyi olur. Bir AVM, evet, tabii bir AVM, bir alışveriş merkezi, bir şeyler kurulsa iyi olur. Gençlere iş imkanı. Yok, gençlere iş imkanı yok. Bizim buranın gençleri iş bulsa da çalışmaz. Kahvelerden çıkmaz. Yalan diyorlar. Yok iş olsa çalışırız. Bolca yok, kahve mi açalım? Bolca kahve açın, onlara çalışsınlar. Ben bu yaşımda odunculuk yaparım, kızarcılık yaparım, her şeyi yaparım. Hele ben bir gömleci bulamam ki çalıştırırım. Bunlar kafadan atırlar. Yok filankez iyi değildi, iş yoktu filankez. Her şey var, teşekkür, kendilerinde iş yoktu. Teşekkür ediyorum amca. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Derdimiz hizmettir. Değil mi? Hizmet. Evet. Hizmet istiyoruz, hizmet istiyoruz. Hepsinden. Belediye başkanından da hizmet. İl genel meclis üyesinden de hizmet. Muhtardan da hizmet. Azasından da hizmet. Biz hizmet istiyoruz. Tabii ki. Aynen. Onlar hizmet etmezseler biz ne başa getiririz onları? Kim başa gelse halka hizmet, hakka hizmet. Hizmet. Evet, gerçekten öyle. Bunu yaparlarsa yani aday olsunlar. Yapmıyorlarsa aday olmasınlar. Aynen. Değil mi yani? Kendinize güvenmiyorsanız, tabii, halka hizmet edebileceğinize inanmıyorsanız yapmayın. Lütfen. Olmayın. Ne bizi aday ne de kendinizi mağdur da etmeyin, olmayın. Meşgul de etmeyin. Tabii ki. Amca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de size katılıyorum. Hizmet, hizmet, hizmet. İnşallah hizmet halka olacak. Hizmet, Allah'ın hakka hizmettir. Bu partimiz hizmet partisidir. Allah'ın her şeyin hayırlısını diliyoruz biz. Kim başa gelse hizmet yapmak mecburiyetinde. Aynen. Ve yapacaklardı inşallah. Aynen. Aynen. Ne yapsın bu insanlar, bu adamlar kadar, ne yapsın şimdiye size? Kadar burada belediye başkanlığı yapanları ben Adil Cevaz olarak hiçbirisini istemiyorum. Yalnız bir adayı var. O da Bahattin Bahattin Alageyik'i seviyorum. Millet hepsi de onu seviyor. İnşallah o olacak. Biz her şeyin hayırlısını diliyoruz. Yani bizim için şahıs kişi önemli değil. Bizim için hizmet yapabilecek şahsiyetler önemli. Değerli izleyenler, isimleri kale almıyoruz. Biz hizmet istiyoruz, hizmet diyoruz. Evet değerli izleyenler, Adil Cevaz'da mikrofonlarımızı sizlerle beraber halkımıza, vatandaşlarımıza uzatmaya devam ediyoruz. Dedik ki efendim, 31 Mart 2019'da planlanmış olan bir yerel seçimimizi beklemekte ve biz de bu seçime doğru gidiyoruz. Sizlerle beraber vatandaşlarımıza mikrofonu uzatalım, bakalım seçilecek olan muhtarlardan, belediye başkan adaylarından, encümenlerden beklentileri ne hemşerilerimizin, Adil Cevazlı hemşerilerimizin. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ahmet benim ismim. Ahmet abi, bir Adil Cevazlı olarak beklentiniz neler? Ya benim beklentim, ben buralıyız yani, burada kalıyoruz ama burada oturmuyorum yani, dışarıdayız işte, senede bir ay iki ay bir geliyoruz ama buradaki noksanlıklar Adil Cevaz hiçbir zaman ileriye doğru gitmemiştir yani. 30 sene oldu ben buradan çıkalı, 30 senedir daha da geriye gidiyor yani, hiçbir zaman o gitmedi. Şimdi bir onkoloji hastanesi yapıldı, hastanede doktor var. Hastanede yok. Doktor yok. Doktor yok, artı şey yok yani, cihazlar yok. Bakımsız. Artı burada cezaevi vardı, cezaevi gitti. Orman vardı, orman gitti. Şey gitti. Yani buradaki var olanlar, hizmetler Ahlat'tan bu tarafa geçmiyor. Yani 30 yıl önceki görmüş olduklarınızın hiç yok mu diyorsun? Daha da geriye gidiyor. Yani gelişmesi gerekirken, teknoloji gelişirken ama burada böyle bir şey yok. Mesela yukarıda bir barajımız vardı. Zamanında yapılmış. Bu baraj elektrik üretiyordu. Elektrik üretiyordu. Tabii. Adil Cevaz'ı besliyordu. Adil Cevaz'ın bütün elektriği oradan geliyordu. Yani küçüklüğümüzde yapıldığını da biliyoruz yani o şekilde. Ama şu anda atıl durumda. Yani o baraj hala durumdayken, çalışırken siz oradan faydalandınız. Tabii, Adil Cevaz bütün elektriğini oradan alıyordu yani.
ulusal elektrik gelmeden veya dışarıdan elektrik gelmeden biz o elektriği oradan alıyorduk. Orası besliyordu Adil Cevaz'ı. Bütün aydınlatmasını veya elektriği yapıyordu. Şu an ne durumda bu? Valla atıl durumda. Çıkarıya, yukarıya çıkıp da bakabilirsiniz, gezebilirsiniz. Atıl durumda duruyor yani orada. Artı yani barajdan o şekilde. Adil Cevaz'ın her tarafı su. Bitlis'in bütün ilçelerin içinde en fazla su olan bir ilçe. Ama maalesef susuzluktan insanlar sıkıntısı yaşanıyor. Yani bu yaşanıyor. Bahçe sulamasından tutun da içme suyuna kadar. Yani bunlar su çıkan yerleri görseniz etseniz yani bu dersiniz buraya bir nimet. Ama maalesef. Ceviz ağaçlarında hastalıklar bulaşmış, hastalıklarla uğraşılan yok. İlgilenen yok. Yani ceviz burada Türkiye'nin tanınmış yeri. Yıllardır bu cevize meşhur olan bir ilçe ama maalesef cevizler of durumda, ağaçlar kötü durumda, hastalıktan dolayı evet teşekkürler. Yani artı aşağıda bir un fabrikası yapılacaktı kooperatif şeyinden. Ama un fabrikası herkes bütün köylüsü, şehirlisi yani Adil Cevaz'ın yerlisi ve köyden olan herkes kimisi keçisini sattı, kimisi altını. Nece usulü mü? Nece usulü bir un fabrikası yapılacaktı herkesin şeyinde de ama maalesef işte kimler tarafından, yetkililer tarafından şeyden tarafından başkalarına satıldı. Millete herhangi bir yatırılan paralar da gersin geri iade edilmedi. Tabii yani para nereye gitti belli değil. Haktan hukuktan yani bu herkesin hakkı yani. Kayıtlar bile ortadan kalktı gitti yani. Kim ne kadar para yatırmış edilmiş bunlar bile ortada yok yani. Böyle bir şey. Yani, yeniden seçileceklerden beklentilerimiz... Yani yeniden seçilecek beklentiler ne olursa olsun buraya bu Ankara'dan da olsun, vekillerden de olsun yani Adil Cevaz'a Ahlat'tan bu tarafa bir hizmet olayını geçirsinler buraya. İstihdam yok, işsizlik çok. Yani işsizlik olayı çok. Burada gidin bugün her tarafa kahvelere gidin. Adil Cevaz'da bugün sayın bakkal dükkanından çok kahve var. Hepsi de bütün kahvelerde dolu yani. Bu neden oluyor? İşsizlikten oluyor. Yani bu Adil Cevaz'ın dört tarafı orman, bir orman şefliği getirdiler, müdürlük şefliği getirdiler. Oraya da baktılar, onu da aldılar, götürdüler. Ya bir dikili ağaç yok yani şu ağaçları, o dağları çekersinse bir ağaç yok yani. Yıllardır. Hizmet. Diyebilir miyiz mevcuta ve sonrasındakilere şunu diyebilir miyiz? Adil Cevaz'a bir göz bir de kulak, göz kulak olun. Vallahi herkesin olması lazım. Herkesin olması lazım. Yani buraya oy için gelip de oyunu bana ver, oyu al ondan sonra gittikten sonra unut. Yani unutulmuş bir şehir ya. Unutulmuş bir ilçe bence. Yani yetkililer geliyor, oy zamanı geldi mi gel buraya. Hadi oyunuzu ver, biz seçilelim, bizi gönderin oraya. Orada şimdi konuşacağım yani maaşı veyahut da maddizin şeyini de al hizmetini. Ha ihtiyacı olmayanlar da var ama buraya da hizmet yapsınlar yani. Yani bir tane işte bir üniversitenin bir okul var, hoca yok. İşte yine sağ olsunlar yine Adil Cevaz'ın yerlisi bir hocayı koymuşlar yani 2 yıllık meslek yüksek okulunda. O hocayı getirmişler yani hoca da sağ olsun yine kendi sınıf arkadaşım yani ona da başarılar diliyorum. Yani bu kadar yoklukların içinde inşallah daha da iyi başarılar olur ya. Yani. Teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Buradan yetkililerin de bizi duyduğuna, izlediğine inanıyorum. Duyduğunuz vatandaşı halka mikrofonu uzatıyoruz. Yani bir göz bir kulak olun diyorum. Seçimden seçime değil de her an bizlerle beraber olun. Bizlerin temsilcisi olarak sizi gönderdiysek bizleri unutmayın. Bizleri sizi unutmadığımız gibi her seçimde olduğu gibi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani beni belki de tenkit edecekler müetteşeler ama gerçekler ortada yani. Bunu bir tek ben değil, Adil Cevaz'ın bütün yerlisi görüyor. Yani yaşıyor bunu yani. Daha doğrusu ben 2 ay veyahut da 1 ay geliyorum yaşıyorum ama buradaki insanlar, herkes yaşıyor. Yani. Bu işsizlik olayına bir çare bulsunlar. Bir süt fabrikası vardı, süt fabrikası kapandı gitti yani. O da gitti yani. O da Ferit Menen'in döneminde, Allah rahmet eylesin, yani onun döneminde yapıldı. O bile gitti. MC hükümeti zamanında Ahlat'la Adil Cevaz arasında çimento fabrikası yapılacaktı, yeri alındı, inşaata başlanacaktı edeceğiz. Hükümet devrildi o zaman. Yani o da, çok şey gitmiş ama geri dönmüş. Geri dönen yok yani bunlar. Çimento fabrikası şimdi gitti yani ve orada 100-150 senelik o zamanın söylendiği şey 100-150 senelik çimento toprağı var yani.
O bile kayboldu. Yani yok. Yani biz birçok şey bünyemizde barındırıyoruz ama maalesef elini uzatan olmamış beyefendinin söylediklerinden bunu anlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bölgenin en prestijli haber sitesi www.bitlisdetay.com baskılı yayın hayatına başladı. Siz de gazetemizde yer almak istiyorsanız bize ulaşın. Telefon 0553 412 2095 0542 468 3213 Mail bitlisdetay@gmail.com Bitlis Detay Gazetesi, yeni nesil gazete.